Herkese iyi akşamlar. Sıradanlığa kesinlikle ama kesinlikle yer vermediğimiz en sıra dışı başlıyor. En sıra dışını bu akşam Sakarya'dan yapıyoruz. Sakarya'dayız. İstanbul'a komşu mesafesindeki Sakarya'dayız. Başka Sakarya yok da yeri belirtmek için bunu söyledim. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Savcı Sayan Yusuf Ziya Cömert ve Ahmet Kekeç, Hasan Öztürk, sizler de hoş geldiniz. Biz misafiriz. Siz ev sahibi Sayın Başkan. Şimdi biz buraya gelirken Sakarya Kent Meydanı'nın önünden geçtik. Mihmandar dedi ki, işte bak orası burası dedi. Baktık orası neresi diye. Orası işte Sakaryalılar iyi bilir. İzleyicilerimizi hatırlatmak adına söyleyeyim. Orası Sakarya Kent Meydanı. Zannediyorum siz yaptınız. Benden önceki dönem. Sizden önceki dönem mi yapılmıştı? Oranın altında bir otopark var. Meydanın altında otopark var. Meydanın üstünde de Kemal Bey bir konuşma yapıyordu. Hatırladınız zannediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Hangi Kemal derken? Olur ya başka Kemal. Bu meydanın altına otopark yapacağız diye bir vaatte bulunmuştu zannediyorum, değil mi? İşte o tebessüm ettiren vaat. Önce bu cümleyi söyleseydiniz hangi Kemal diye sormazdım. Tabii Kara Kemal var, Ustura Kemal var. Hangisi? Tabii. Kemaller var. Ne hissettiniz? Efendim önce hoş geldiniz bu Sakarya'ya. Şimdi Sakarya'nın köyleri var. O köylerde eminim bu otoparktan haberi olmayan ya da bu otoparkı kullanmayan insanlar vardır. Şimdi bu mesele öyle basit mesele değil. Oradaki insan için her ne kadar işi düşmese de orada bir otopark inşa edilme vaadi güzel bir vaattir. Yani. Tabii sizin o gördüğünüz meydan Kent Meydanı. Daha önce depremden önce Sakarya'da vilayet binasının falan olduğu bir yerdi. Tabii şehir o depremin ilk günlerinde bir taşınma kararı alınca vilayet binası da depremden hasar gördü diye yıkılmıştı. Depremden sonra benden önceki belediye başkanımız Aziz Duran döneminde orası meydan yapılırken altıda otopark olarak düzenlenmişti. Bizim mitiklerimiz o meydanda yapılıyor. Tabii doğal olarak bizim Cumhurbaşkanımız orada miting yapınca diğerleri de orada yapmak, gerçi Devlet Bahçeli yapmıyor genelde. Çünkü orası büyükçe bir meydan. İşte sizin de o meşhur olan mesele Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde herhalde tabii önceden bir hazırlık yapmadan geliyor. Bir de Sakarya tabii biraz da ümit yok herhalde, yani öyle geliyorlar. Orada spontane olarak bu meydanın altını da otopark yapacağız diye bir cümle kullandı. Meydanın altı aslında otopark tabii. Biz de acaba yani CHP Genel Başkan başka bir şey mi düşünüyor? Yani otoparklar arasında bir tercih fark mı var acaba diye düşündük ama anlaşıldı ki belki yetersizdir ikinci bir katı yapmayı. Yani ilk etapta öyle düşündük ama öyle değil maalesef. Oranın otopark olduğunu bilmeden koymuş. Böyle bir şey yaşadık evet. Şimdi bizim otoparkımız da bu sayede biraz burada gündem oldu. Savcı Bey yanlış anlamayın. Hani bu konuşulur bir şey herhalde, değil mi? Müsaadeniz olur yani. Bu... Estağfurullah, yani olabilir. Hazırlık yapanlar, miting alanında o organizasyonu yapanların bilgi vermesi gerekiyordu. Hı. Olabilir. Vermemiştir. Tamam. Zaten öyledir. Yani orada o organizasyonu yapanlar düzgün bilgi vermemişlerdir. Bu eyvallah. İşte o organizasyonu yapanlar şu anda bizim içinde bulunduğumuz bu binanın da burası ofis sanat merkezi. Evet. Bu binanın yapılmasına da karşı çıkmışlar. Şöyle ki burası bir silo. Silolar vardı evet yan tarafta. Burası yani. Niye karşı çıktılar? Yani işte yani bunları hakikaten çözmek biraz zor. Yani Almanlar tarafından yakın tarihlerde yapılmış Türkiye'nin her tarafında olan tahıl siloları. Burası da ambar. Yani şehrin bir simgesi gibi işte değerlendirerek yani bir şey yapmaya, bir proje geliştirmeye kalktığımızda
Buralarda basın toplantısı falan yaptılar. Yani burada gözyaşı döktüler. Eyvah silolarımız gidiyor falan gibi. Allah Allah. Yani bayağı bir şey yaşadık bu anlamda. Ama sonradan onlar da hakikaten yapılan eser ortaya çıktıktan sonra yapılan işin doğru olduğunu kabul ettiler. Yani orayı teslim etmemiz lazım. Ettilerse bravo. Ettiler. Yani. Bu önemli. Ettiler. Burası tahıl ambarı. Yanında silolar vardı. Bu her ilde olan şeyler. Bunu Sayın Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan talep ettik. Sakarya'da böyle bir eksiklik vardı zaten geldiğimizde. Yani sergi yapacak, böyle konferans yapılacak alanlar biraz yok gibiydi. Bir tek belediyenin hemen yanında bir kültür merkezimiz var. Orada bir salon var. İşte bugün sizin de orada evet. program yaptığınız salonun dışında bir şey yoktu. Burayı bu amaçla düzenlemek üzere talep etmiştik zaten. Savcı Bey kötü mü olmuş? Yok yani öyle bir şey yok. Yani burada ilginç olan bir şey var. Genellikle Cumhuriyet Halk Partisi çiftçi kesiminden çok oy almaz. Yani yıllardan beri böyledi Türkiye'de. Kırsal kesim dediğim, çiftçilikle uğraşan kesim dediğimiz kesim çok oy almaz. Alamaz. Alamıyor pardon. Ya bu silolar o yüzden mi? Hayır başka etmek? Bir şey söyleyeceğim. Ama o insanların bir silonun yıkılmasından dolayı basın toplantısı yapıp gözyaşları dökmeleri beni daha çok ilgilendiriyor. Burada bir samimiyet testi uygulanmalı. Yani orada Türkiye'de yapılan her güzel şeye karşı çıkmaktansa nerenin neye ihtiyacı varsa desteklemek bizi muhalefet olarak daha çok büyütür. Ben bu anlamda söylüyorum. Peki. Şimdi Sayın Başkan, dün akşam saatlerinde bir deprem haberi aldık. O da şey, sosyal medya üzerinden bizi izliyordur mutlaka. Selam olsun. İlhami Işık. İstanbul Bağcılar'da oturuyor. Fena sallandık diye bir tweet attı. Biz sallanmadık. İlham abi neredesin? Evdeyim. Deprem mi oldu? Deprem oldu dedi. Fena sallandı dedi. Bağcılar'daki evinde hissetmiş bunu. Sonra öğrendik ki Geybe, merkez üstü Geybe, evet. Taşoluk merkez üstü 4.5 şiddetinde. 4.5. İşte yerin 6-7 kilometre altında derinlikte bir deprem yaşandı. Deprem hala korkutuyor mu sizi? Yani tabii şimdi burası... Yani en sağlam yerlerden birisiniz artık. Evet. Niye? Yani tamam fay hattı üzerindesiniz ama işte o elim şeyi yaşadık. Yıkıldı Adapazarı. Siz yeniden inşa ettiniz. Adapazarı yeniden inşa etti. Sakarya'yı yeniden inşa etti. Ya biz her 30 yılda bir yeniden inşa oluyoruz zaten. Yani o anlamda bir hazırlığımız var. Burası birinci derece deprem bölgesi. Dolayısıyla 1967'den sonra buradaki binalar yine yönetmeliklere göre yapılıyor idi. Ama tabii bizim coğrafyamızın sıkıntısı bu. Bu imar, ruhsat, sağlıklı binalar yapmak. Dolayısıyla yani sadece Türkiye'de değil bizim coğrafyamızda bu sıkıntı var. Bu işe kurallara uymamak gibi bir şey. Başkanım özür dilerim bir şey söyleyeyim bu arada. Aslında kurallara uymamak değil. Deprem mevzuatı depremler oldukça ıslah edilmiş. 67 depreminden sonra Adapazarı'nda yapılan binalar kurallara ya da bir başka deyişle mevzuata uygun yapıldı büyük ölçüde. Yapıldı. Fakat tabii ki fakat kurallar yetersiz. He. Kurallar depremi dikkate almamış. Kurallar binayı yaptın duruyor mu? Duruyor. Dururken bir şey yok ama deprem olunca şimdi başkanım bilir bunlar şehir imar eden insanlar muhtemelen 67'deki mevzuata nazaran kullanılan demir miktarı, kullanılan malzeme kalitesi en az 3 kat daha fazladır şimdi. Yani eskiden mevzuat kötüymüş. Şimdi ben bu değerlendirme yaparken genel bir şey olarak söylüyorum. Yani genelde bizim coğrafyamız böyle. Şimdi tabii ki burada eğer 67 depreminde alınan kararlara uygun binalar yapılmasaydı burada katliam olurdu zaten. Yani belki o deprem Türkiye'nin bir başka yerinde olsa Allah korusun. Ama şimdi depremler de hepsi aynı mahiyette gerçekleşmiyor. Mesela 1967'de zemin sıvılaşması diye bir şey yoktu. 1999'da artık zemin sıvılaşmasından bahsedilmeye başladım. Tabii. Çünkü Sakarya'da öyle binalar oldu ki binada çizik yok ama bina yan yattı. Kirbit kutusu gibi.
Yani aslında bina sizin de o ifade girişte vardı gibi. Meşhur bir bina işte. Birkaç yerde var bu. Var evet birkaç aslında tane sizin de ifade ettiğiniz gibi yönetmeliklere göre yapıldı ama yönetmeliklerde de öngörülemeyen bir takım şeyler oldu. Onun için zaten bu tür bölgelerde çok hassas, çok dikkatli olmak gerekiyor. Biz de bu manada Sakarya'da bu depremi her an yaşayacağımızın bilincinde olarak burada yapılaşmayı sağlamaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'de belki de yatay gelişen tek şehir Sakarya'dır. Yani bu çok sözü edilir, çok konuşulur, çok ifade edilir, çok arzu edilir. Ama yatay gelişen tek şehir Sakarya'dır. Mesela burada kat sınırlaması var. Biz burada 10 metrenin üzerine bina yüksekliği vermiyoruz konutlarda. İş merkezleri, ibadethaneler, işte okullar, hastaneler gibi yerlerde özel bir şeyimiz var, statümüz var. Ama onun konutlarda özellikle... Rezidanslarda? Burada rezidans yok. Gerçi bir böyle bir söylenti var ama burada rezidans yok. Zaten bizim vatandaşlarımız da... Bu olmayacak çok... anlamına mı geliyor? Şimdi eğer bize bırakırlarsa yani... tabii Türkiye'de şimdi her şey yerelde bitmiyor yani... Bize kalırsa bizde olmaz ama şu anda yetkilerin bir kısmı Çevre Bakanlığı'nda TOKİ'de olduğu için eğer onlar bir şey yapmak isterlerse onların özel kanunları var. Onlara bizim müdahale etme şansımız da yok. Ama biz bu şehirde 14 yıldır buna müsaade etmiyoruz. Zaten şu anda şehrin bütün planları yeniden revize edildi. Büyükşehir'e girmeyen yerler de revize edildi ve bu konuda plan notlarına konuldu. Sayın Başkan eğer öyle bir değişik olursa aynı bu silonun etrafında ağlamışlar ya CHP'liler. Biz de geliriz o TOKİ'nin yapmak istediği rezidans falan önünde ağlarız. Şimdiden söylüyoruz yani. Gel eylem yaparız. Size destek oluruz. Sağ ol. Ya da gelir mı? Sıra dışı programı yaparız. Ya Serdivan civarında işte uygun arazi var mesela. Niye yapılamasın ki eğer merkezi yönetim böyle bir karar alırsa? Ya şimdi o biz mühendislik olarak bunun karşısında olduğumuzdan değil. Abi. Yani şehirciliğin tabii kendine has bazı özellikleri var. Şimdi yani şehircilik ya şey olarak müsait. Zemin olarak müsait o anılan bölgeler. Müsait olmasa da müsait olmayan zeminler de müsait haline getirilebilir aslında mühendislik olarak. Ama şimdi burada bir vasat yakalamak lazım. Yani herkesin yapabileceği özellikle konutlarda bir ortamı bulmak lazım. Yani birisi gelip 20 katlı bir bina yaptı ama bu bölgede bunu kaç kişi yapabilecek? O şartları yerine getirecek. Yani şimdi ayrıca burada, ne lüzum var Sakarya'da bir şeye rezidansa? Bir de tabii yani ne lüzum var ya? Bütün şehirler tabii birbirine benzemek zorunda değil. Tabii. Bizim Marmara Belediyeler Birliği'nde bir arkadaş vardı. Onun bir yazısı vardı. Hatta belki konu olur diye onu da getirdim. Mesela başlığı şu. Toplumun mezar taşları yüksek binalar diye. Bu 1992'de yazılmış. Depremden de önce. Çok depremden çok önce yazılmış. Recep Bozdoğan diye bir arkadaşımız vardı. O da bunu güncelleştirmiş. Ben onu getirmiştim. Yani bütün şehirlerin birbirine benzemesi de gerekmez. Buna ihtiyaç da yok. Yani şöyle bir mesela bizim burada en çok ileri süren argüman şudur. Burası deprem bölgesi. Aynı zamanda tarım yüksek ölçüde tarım var. %51 tarım toprağı. Eğer yatay büyürseniz bu tarım arazileri ziyan olur gider falan gibi böyle bir takım argümanlar var. Aslında biz ben 15 buçuk yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. 1 metre tarım arazisini imara açmadım. Öyle bir şey ki şu anda bizim imara açık olan yerlerimiz neredeyse 3,5 milyon nüfusa yetecek kadar zaten. Zamanında zaten açılmış her taraf. Yani şöyle planlı bir şekilde hadeler şeklinde gelişmiyoruz biz. Birisi müracaat etmiş. Şehrin bir ucunda imara açılmış. Öbürü müracaat etmiş. Öbür ucunda açılmış. Dolayısıyla bizde zaten imarlı alanlar belki 100-200 yıl yetecek kadar fazla. Dolayısıyla hiç gerek yok. Sakarya'da yatay büyüsün. Ha, iş merkezleri konusunda bir takım toleranslar olabilir. Yani dünyanın her yerinde öyledir belki. Hani iş merkezlerinin olduğu yerler yüksek binalar yapabilir. Onların gücü de yeter. Yerin altına inebildiği kadar iner. Sağlam zeminler bulunabilir ki burada özellikle şehir merkezinde sağlam zemin yok. Ama onun da bir mühendislik şeyi vardır. Ama yatay büyümek hem işte insani bir şey açısından hem yani sosyal mekanlardan istifade etmek için adam 20 katında oturuyor. Aşağıdaki parka çocuğunu nasıl getirecek? Getirmez. Yani o sadece bir görsellik olur. Ha, olacak yerlerde olsun ama burada olmasına da gerek yok. Yani biz o konuda vallahi bence siz Türkiye'deki büyük bir probleme parmak bastınız.
Bence bütün şehirler yatay büyümeli. İstanbul'da böyle olmuş olsaydı ne bugün bu trafik olurdu, ne bu kadar göç olurdu. Ben hakikaten hep hayalimdedir. Yani Trakya'ya gidiyorsunuz bomboş araziler. Ama İstanbul'a bir geliyorsunuz, bilmiyorum kaç katlı binalar. Ben Sakarya'nın bu özelliğini bilmiyordum. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Sağ olun. Gerçekten çok mükemmel bir durum. Bununla da devam edin. İnşallah bu bütün Türkiye'de örnek olur. Depremden bahsettiniz. Bugün 23 Ekim. Van depreminin 3. yıl dönümü. 600 kişi ölmüştü. Allah rahmet etsin ölenlerin hepsine. 4500 kişi yaralı. 2200'e yakın bir enkaz vardı. Depremler çok acı verici sonuçlar doğuruyor ama bence o gökdelenler, o İstanbul'daki o keşmekeşlik, o böyle insanı gerçekten toplumdan uzaklaştıran, vahşi bir duruma sokan binaların yükselmesi bence bu depremlerden daha büyük bir felakettir. Ben Sakarya'yı bir kez daha sevdim. Bir kez daha gurur duydum böyle bir kentin olmasına. Gerçekten bilmiyordum. Bağışlayın. Ama bu olmetse yani müthiş. Keşke bütün Türkiye'de bu olsun. Peki bu yani direkt sizin sahanız değil ama bir de Sakarya yeşil bir yer. İşte köyleri, işte kasabaları, işte ovaları, dağları itibariyle, yaylaları itibariyle yeşil bir yer. Şimdi bunlar da tahrip ediliyor. Yani nedir? Babasından kalmış bir arazi satıyor, üzerine bir bina yapılıyor. İşte iki bir arazileri var, işte onlar alınıyor, el değiştiriyor. Eyvallah, yani bir makinik ya da fındık ekmiş. Ama yani yine de onun bozulmaması lazım. Bununla ilgili yapabileceğiniz bir şey var mı? Ya da... Yani tabii bu sadece yani bizim gayretimizle hallolacak olacak bir mesele değil. Tabii. Bunun yasal bir takım yönleri de var. Bir de böyle bir zihniyet de geliştirmek lazım. Yani çok büyük bir alışkanlık oldu bu iş. Yani yüksek binalar, işte rant, orayı boşaltalım, yani şunu yapalım. Yani kentsel dönüşüm yapıyoruz şimdi. Yani şimdi ben de düşünüyorum bir taraftan. İstanbul'da diyelim ki 5 katlı bir bina yıkıp 25 katlı bir bina yapıyorsunuz. Şimdi bu kentsel dönüşüm oluyor ama nüfus her binada %50 daha artmış oluyor. Yani bu aynı yolu kullanıyor. Çok yönlü düşünmesi gereken bir konu bu. Şimdi Türkiye'de sıkıntı şu. Bizim coğrafyamızda, daha doğrusu gittiğimiz yerlerde de gördüğümüz için söylüyorum. Şimdi aslında plan her yerde var. Ama plan uygulamada sıkıntı var. Plan uygulama konusu çeşitli etkenlerle maalesef bozuluyor. İşte buna direnmek gerekiyor. Biz hamdolsun o konuda Sakarya hem bir şeyde yerleşmeye başladı bu anlamda. Hem belediye başkanı arkadaşlarımız hem vatandaşlarımız arasında bir anlayış da yerleşmeye başladı. Yani şehirleri böyle birbirine benzetip birbirinin kopyası yapmak. Şimdi Serdivan güzel bir yer. Genelde dubleks ağırlıklı binalar orada. Bahçesi var, dubleks. Herkes birbirini tanıyor. Gayet güzel, şık binalar. Bir de yatıyorsunuz. Yani şimdi bizim burada depremden önce yapılmış ama hiç hasar tespiti yapılmamış 5 katlı binalar var. Mesela beni en çok onlar ürkütür. Bir türlü de bir çözüm bulamadık. Ama insanlar inanıyorum ki bu 2,5 katlı, 1,5 katlı evlerde endişe etmeden uyuyabiliyorlar. Yani sonuçta ne zaman geleceği, nasıl geleceği belli olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Biz bu konuda hamdolsun dayandık. Bundan sonra da zaten artık biraz daha rahat götürebiliriz diye düşünüyorum. Ne olacak bu Sapanca Gölü'nün hali? Tabii şimdi bu mesele aslında biraz da yerelleşmeyle alakalı bir mesele. Şimdi ben size bir şey söylesem. O biraz iklimin etkilediği bir durum bu. Bu yıl iklimin etkilediği bir şey. Evet. Ama iklimin etkilemediği etkenler de var yandan. Şimdi mesela ben Sakarya'nın Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Sakarya'da 10 dakika sular akmasa kim sorumlu? Ben sorumluyum. Sapanca Gölü'nün bakımından da ben sorumluyum. Ama Sapanca Gölü'nün suyunu Orman Bakanlığı dağıtıyor. Yani şimdi bir daha tekrar edeyim isterseniz. Yani bugün Orman Bakanlığı'nın Sakarya Sapanca Gölü'nün üzerinde hiçbir masrafı yok. Hiçbir emeği de yok. Emeği yok. Ama suyu Adem'in merkeziyetçilik meselesi. Suyu o tahsis ediyor. Şimdi biz burada bir sıkıntı yaşıyoruz aynı zamanda. Tüpraş özelleştirilmiş. Özelleştirilmeden önce
devlet kuruluşu olduğu için Sapanca'dan su tahsisi verilmiş. Ama özelleştirilirken özellikle Sapanca'dan su kullanır diye bir madde konmamış. Ama buna rağmen Sapanca'dan su kullanıyor. Şimdi bizim, tabii ki biz o tesislerin kapatılmasından, çökertilmesinden yana değiliz. Ama bir plan dahilinde ne kullanıyor bu suyun bütçesi? Çünkü Sapanca Gölü... Büyükşehir yasası o gölü tümüyle sizin tasarrufunuza bırakmıyor mu? Bırakmıyor efendim. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Sapanca'ya gelen su kaynaklarını da ben kiralamıyorum. Onlardan da ben sorumlu değilim. Onlardan da özel idare sorumlu. Şimdi özel idare kaldırıldı ama yine size şeye bırak. Bize geçmedi yine. İKOP diye bir şey kurdular. Yine oraya verdiler onu. Yani su kaynaklarını başkası kiralıyor. Suyu başkası veriyor ama ben içme suyundan ben sorumluyum. Yani bunların artık aşılması lazım bu ülkede. Bir mevzuat karmaşası. Tabii. Söz konusu. Şimdi Adem'in burada... merkeziyetçilik derken işte biraz yani yerelleşme meselesi herhalde bu işleri daha çözecek bir şey. Yani bu mahallinde çözülmesi gereken bir şey. Kim su kullanıyor burada? Kocaeli ile Sakarya kullanıyor. Kimin unutlarında? İkimizin unutlarında. Biz bunu burada çok rahatlıkla yönetebiliriz. Yani bu sadece bir göl, yani içme suyu olarak kullanılan bir göl değil. Yönetiyorsunuz da bir gölü mü yönetemeyeceksiniz? Maalesef yönetemiyoruz. Ama tıpkı şey gibi. Mesela TOKİ'nin kendi yasaları çerçevesinde, kendi kanun düzenleyeceği çerçevesinde gelip Sakarya'nın ortasına gökdelen dikme arzusu gibi, gibi yani. Arzusu gibi bir şey bu. Değil mi? Öyle bir, bunun öyle bazı örnekleri var. Ben size söyleyeyim. Mesela Bursa'da şehrin ortasında bu tür merkezi yetkiyle yapılmış, şehri de çirkinleştiren binalar var. Yani orada her iki tarafta, yani merkezi yönetimde de yerel yönetimde de aklı selim sahibi, sağduyulu bir bakış açısıyla bu teşebbüslerin tamamen engellenemiyorsa bile ıslah edilmesi lazım. Yani Bursa'dakilerin kaç katlı olduğunu bilmiyorum ama kocaman bina, o heykelin alt tarafında. Niye Bursa'ya gittiniz tarafında. Edip abi? Yani İstanbul örneği çok yok, daha... Yok bizim yani TOKİ İstanbul'da da var örnek. Emlak konutu. Yani orada mesela somut bir şey var. O orada olmuş. Ben mesela Başkan Bey'e sordum geçenlerde. Yani bizimle bir ilgisi yok dedi yani böyle bir şey. Doğru. Siz, şimdi tamamen sizin doğru. Yaklaşımınızda da bu ortaya çıkıyor. Yani şu anda Çevre Bakanlığı isterse bizim burada plan yapabiliyor. Plan tadilatı yapabiliyor. Yani bu aslında çok doğru bir şey değil bu tür şeyler. Yani yerelden yönetim mantığına da aykırı. Şimdi bu konu çok ciddi bir konu aslında. Yani bu belediyelerin en asli görevi bu imarlaşma meselesi. Şimdi medeniyet tasavvurundan bahsediyoruz. Şehirlerin hayatı var. Hayır, Cumhurbaşkanı da söylüyor. Yatay büyümeyi teşvik eden sözleri var. İşte ona zemin hazırlamamız gerekiyor. Evet. Yani hem yetki açısından hem imkan açısından. Yani imkan olmayan bir belediyenin de bunu sürdürme şansı yok. Bugün bir yeri sağlıklaştırmaya kalktığınızda bunun kamulaştırması, şusu busu bir sürü şey çıkıyor karşımıza. Evet. Ama bu bağımlılık, bu yetki karmaşası devam ettiği sürece çok fazla da bir şey yapamıyorsunuz. Yani işte geliyor TOKİ, sadece TOKİ değil, Tarım Bakanlığı bile benim imara açmadığım yeri, diyelim ki tarım arazisi, Tarım Bakanlığı imara açabiliyor. Başkanım, bu şey çok dikkatimi çekti. Siz dediniz ki buranın %51'i tarımla uğraşıyor. Ama ben belediye başkanım. Tarım arazisi. Nüfus olarak tarım arazisi. Arazi bakımında yani, %51'i tarıma dayalı bir arazi var. Ve siz dediniz ki ben 16,5 yıldır, yanılmıyorsam öyle bir 15 şey. 15,5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Bir metre tarım arazisini imara açmadı. Evet. Ya bu gerçekten ayakta alkışlanacak bir şey ya. Ya ben hasta oldum yani bu şehire vallahi. Ya ben köy çocuğuyum. Hep hayalimde öyle bir şehir vardı. Yani tarıma dokunmasınlar. Bahçeli evler olsun. Çok yüksek katlı binalar olmasın. İnsanlar birbirleriyle... Örneğini verdim. Gerçekten burada... Çok önemli şeyler bunlar. Son bir şey molaya gitmeden önce. Ama şu gölü bir halledemedik, Sapanca'yı. Onun için bir şey söyleyeceğim. Şimdi burası aynı zamanda bunu olumsama adına, yüceltme adına da söylüyorum. İstanbul'un bahçesi gibi oldu. Hafta sonunu buradaki işte yazdığında, bahçesinde geçiren... Ahmet Kekeç'in de var. Binlerce İstanbullu. Fahşeli. On binlerce İstanbullu var. Şimdi... bu açıdan İstanbul'un bile buraya sahip çıkması lazım. İstanbul'un da buraya sahip çıkması lazım. Sapanca noktasında
hepimizin elimizi taşın altına koymamız lazım. Hani bilmiyorum, yazışmalar yapıyorsunuzdur. Yani mahkemelikiz şu anda biz Tüpraş'la. Pek yani boyumuzu aşan işlere de giriyoruz bazen ister istemez. Ya şunu kendimize... Şimdi orada da bir tesis var. Onu da yok saymak doğru değil. Yok saymıyoruz bakın. Sizin başka için bir söylemiyorum şey zaten. Onu. Onun şehrini koydunuz. O da hayatını devam ettirmeli. Ama bir formül bulunmalı. Herkes eline verip bir formül bulmalı zaten. Yani şimdi Sapanca sadece içme suyu olarak kullanılan bir göl olarak düşünülmemeli. Bir de yani bu bölgeye hayat veren tabii güzellikleri olan bir... Bunu tüketmememiz lazım. Bunun bir bütçesi var. Kullanılabilir bir su hacmi var. Şimdi bu... Diyelim ki Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bakanlık 70 milyon metreküp su tahsis etmiş. Başkasına ne tahsis ettiğini bilmiyoruz biz. Şimdi ne kullanıyor bilmiyoruz. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ben 100 liralık faturasını ödemeyen adamın suyunu kesiyorum. Bugün katrilyona varan su kullanıyor adam, 1 lira para vermiyor. Bu vergi rekortmeni bir şeye ihtiyacı yok. Bir soru sorabilir miyim? Hayır. Bu Gezi'de 4 ağaç kesildi diye Türkiye'yi ateşe verenleri destekleyenin fabrikası mı? Evet. Enteresan tabii, çok önemli. Evet, çok önemli bak. Çok önemli. Evet. Gezi'de 4 ağaç için Türkiye'yi ateşe verenleri destekleyip otelini, katını, yatını açanların Sapanca'yı ve Sakarya'yı boğan bir kirliliğe sessiz kalmalarını Türk milletinin vicdanına havale ediyorum. Hem sessiz kalması hem de iyi bir yere, o şeyi hızlandırması, o hayır, süreci. İyi bir yere temas ettim değil mi Ahmet abi? Çok. Ve önemli bir şey daha söyledi başkanım. 100 lira özür dilerim. Başkanı konuşturalım. Ha, 100 lira hayır, bu çok bölüm, önemli. 100 lira parasını bölüm, ödemeyen adamın suyunu kesiyorum. Katrilyonluk borcu var. İlk bölüm Türk bitiyor. Türk halkı anlasın bunları işte. Ben şunu herhalde söylemek, şu mesajı vermek daha doğru olur. El birliğiyle gerek merkezi idare, gerek siz bu sorunu yarınımız adına çözmeniz gerekiyor. Şüphesiz ki yani şimdi bu yılki gibi bir kuraklık şimdiye kadar yaşanmamış. Bunun önümüzdeki yılda yaşayamayacağını kimse söyleyemez. Sadece Sakarya'da 600 bin kişiye su veriyoruz oradan biz. 600 bin kişiye. Gerçi biz bilmiyorum vakit var mı ama böyle ben mesela şu anda yılda 40 milyon metreküp su biriktirecek bir baraj yapıyorum. Belediye olarak yapıyorum bunu. Enerji santrali yaptım. Yani sıradan belediyelik yapmaktan ziyade artık başka imkanlar üstüne bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama işte 2016'nın sonunda bitecek bu baraj. Aşağı yukarı kullandığımız, şu anda gölden kullandığımız suyun neredeyse %40'ına kadar suyu da oradan temin edeceğiz. Nerede bir su toplanacak havza buluyorsak oralarda biz suyu topluyoruz artık. Bu işin öneminin farkındayız. Ama burada başka bir şey var yani. Resmi tahsis yok. Su kullanıyor. Yılda 10 milyon metreküp su kullanıyor bu adam. Yani kullanacaksa devlet bunun tahsisini yapsın, parasını da alsın çatır çatır. Bana da versin de demiyorum yani. Ki alsın devletimiz bunu. Kullanıyor orada. Bunu bir türlü halledemiyoruz. Şimdi biz onlarla mahkemedekiz. Bizim cürümümüz nedir bu adamlarla uğraşmak açısından? Dolayısıyla o yüzden biraz konu gündeme geldi. Sapanca Gölü'nün durumu bu. Evet. Ama biz kendi işlerimizi özellikle imar açısından, şehrin gelişmesi açısından, şehrin rahat yaşanabilmesi açısından belediyecilik olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Eyvallah. Bir de son kapatıyorsun belki ama burası enteresan bir yer. Yani burada bütün etnik kimlikler var Sakarya'da. Yani onu da çok ya önemsiyoruz biz. Bir cümleyle anlatmak icap ederse Sayın Başbakanımız da Cumhurbaşkanımız da çok kullanır bilirsiniz, biliyorsunuz. Sakarya bir kardeşlik coğrafyasıdır diye. Gerçekten burada her etnik kökenden insanlar ve çok dostça, çok kardeşçe yaşarız biz. Güzel bir mozaik. Bir problem burada, en küçük bir problem olmaz. Birbirimizi severiz. Her türlü etnik kökenden insan var burada. Abaza, Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak, aklınıza ne geliyorsa hepsi bu coğrafyada var ve Allah'a hamdolsun en küçük bir sıkıntı yok bizim aramızda. Çok kardeşçe geçiniriz. Müthiş, müthiş. Allah da daim kılsın diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Sayın Başkan'ı uğurlayacağız ama birazdan Türkiye'nin meselelerini konuşacağız. En sıra dışında yeni bir parti kuruluyor. Hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. Ama başkaca dikkat çeken unsurlar var orada. Onlara da parmak basacağız. Molanın ardından sakın bir yere ayrılmayın.
Evet, yeniden birlikteyiz. Sakarya'dayız. En sıra dışını Sakarya'dan yapıyoruz. Ve gündemi, sıcak gündemi konuşacağız. Ama ilk başlık şu. Hadi biz de yapalım o esprileri. Çünkü kamuoyu yapıyor. Çok fazla miktarda yapıyor. Kendileri de yapıyor. Kendileri de söylüyor. Hatta bunun üzerinden nahoş ifadeler falan da geliştiriyorlar. İdris Bal, Ertuğrul Günay, Hakan Şükür, İdris Naim Şahin de zannediyorum. Bu ekip bir parti kuruyor. İdris Bal da bu kurulacak partinin genel başkanı. En baştan öyle görünüyor. Sürükleyicisi. İşte Tuzluk Partisi esprisi yapanlar var. Cemaatin Partisi esprisi yapanlar var. İşte Fethullah Gülen'in partisi benzetmeleri yakıştıranlar var. İdris Bal da biz Cemaatin Partisi değiliz diyor. Ama enteresan bir şey daha söylüyor. İki yıl önceden biz bunu düşündük, bu işe giriştik diyor. İki yıldır çalışıyoruz diyor. İki yıldır çalışıyoruz demesi, Ahmet Kekeş seninle başlayacağım. Bir itiraf en gibi. En başa oturdum ama yine olmadı. Kurtul. Şöyle, burada Savcı Bey ve konuşmuşlardı. Ahmet Kekeç yarın bu konuya parmak bastı yazısında. Ben de var ya, nasıl olur da bu sefer söze başlayabilirim de en başa oturdum. Sözü sana veriyorum. Hayır, rica ederim. Aranızda anlaştık. Kesinlikle. Ya bizimle ilgisi yok diye bir beyan var mı bilmiyorum bu camia kesiminden, ama bu partiyi kuranlar, bu partiye üye olacağı varsayılan insanlar işte cemaatle yakınlığı bilinen ya da cemaati savunan ya da cemaat içindeki yapıların gerçekleştirdiği söylenen o 17-25 Aralık girişimlerini destekleyen isimler. Yani Pensilvanya konusunda son derece kırılganlar, Fethullah Gülen konusunda son derece kırılganlar, bağlılar, sürekli bağlılıklarını bildiriyorlar filan. Bu arkadaşlar, yani organik bir ilişkiden söz etmesek bile en azından biliyoruz ki bu insanlar cemaate yakın isimler, cemaate bağlı isimler. İdris Bal hakeza. Zaten bir biliniyor bu. Çok sır da değil. Ayrıca ayıp da değil, suç da değil. Bir camiye mensup olmak suç değil. Hatta böyle bir partinin kuruluyor olması da önemli bir şey. Yani şimdi hiç olmasa. Böyle bir partinin kuruluyor olmasını çok önemsiyorum. Hatta destekliyorum. Gerekçesi de şu. Çünkü neyi destekliyorsun? Bu arkadaş, şu yüzden destekliyorum. Partiyi destekliyorum demiyor. Partinin kurulmasını destekliyorum. Bir şey anlıyorum. Tabii. Partinin kurulmasını destekliyorum. Sebebi şu. Bu arkadaşların, yani bu partiyi kuracak arkadaşların bir türlü arasına mesafe koyamadığı o paralel yapılar, paralel örgüt 17 ve 25 Aralık'ta yolsuzluk soruşturması adı altında bir hükümet darbesi planladılar. Yani hükümeti yargı darbesi yoluyla alaşağı etmeye çalıştılar. İşte başbakana kelepçe takmaktan söz edenler, MİT başkanını İran ajanı ilan etmeler, ülkede kanaat sahibi olmuş toplum önünde söz söyleyen insanları işte Pers ajanı ilan etmeler filan. Yani o şeyleri yaşadık, o süreçleri yaşadık. Yani orada baktığımızda illegal bir durum var. O insanlar, o paralel yapı illegalite yoluyla, yargı darbesi yoluyla devleti ele geçireceğine hazır örgütlenmiş siyasi bir parti üzerinden bu emellerini ya da bu düşüncelerini gerçekleştirsinler. Madem devlet yönetmek istiyorlar, sadece din iddiasında değiller ki bu da son derece doğrudur, meşrudur, suç değildir. Madem devlet yönetmek istiyorlar, örgütlensinler, siyasi parti kursunlar. Halkı ikna edebilirlerse iktidara gelirler, devleti yönetirler. Yani bundan daha doğal bir şey olamaz. O yüzden ben kapalı kapılar arkasından hükümet darbesi peşinden koşmaktansa bir takım kimselerin bu türden oluşumlara
destek vermelerinin ve o oluşumların, o siyasi yapıların içinde yer almalarının daha doğru olacağını düşünüyorum. Şimdi İdris Bal'ın kuracağı parti, Türkiye'deki siyasete baktığımızda ya da siyasi partilerin durumuna, oy dağılımına baktığımızda gördüğümüz şey şu, herhangi bir rasyonaliteye uymuyor. Çünkü temsil ettiklerini söyledikleri oy oranı %1 ya da %5 civarında filan. Yani %5 az mı söyledim bilmiyorum. Fazla mı söyledim? Fazla söyledim. %0.5 öyle diyelim. Yanlış telaffuz ettim herhalde. O civarda bir oydan bahsediliyor. Şimdi ya ben de şöyle diyorum. Madem siyasi bir şeyiniz var, işte vizyonunuz var, devlet yönetmek iddianız var, hazır kurulmuş bir parti var. O partinin ismi Cumhuriyet Halk Partisi. 30 Ağustos seçiminde o parti için oy istediniz. Ablaları, abileri seferber ettiniz. Bu da son derece doğaldır. Elbette istediğiniz partiyi destekleyebilirsiniz. Yeni bir parti kurup güç bölünmesine yol açmaktansa CHP'ye katılın. Kurtlarınızı CHP içinde dökün diye düşünüyorum. Yani bu benim naçizane önerim. Ha bunu peki, yapmak istemiyorlar da eğer parti olarak devam etmek istiyorlarsa bunu anlamış olabilir. Belki de şu düşünülmüştür. AK Parti'den %0.5 da olsa, %1 de olsa oy çalabilmenin herhalde önemli bir durum olacağını düşünüyorlar. Çünkü AK Parti önümüzdeki seçimlerden sonra anayasa yapma sözü verdi. Muhtemeldir ki bunu engellemeye dönük de bir çaba içinde olabilirler. Çünkü ben yeni bir anayasa yapılması fikriyatına hoş bakacağını düşünmüyorum o arkadaşların. O yüzden siyasi rasyonalitesi olmamakla birlikte ben ortada manipülatif bir şey görüyorum. Bu iki yıl meselesiyle ilgili de şöyle söyleyeyim. Biz bu arkadaşları son ana kadar AK Parti'ye bağlı insanlar olarak biliyorduk. Meğer değil. İki yıldır böyle bir çalışma içindeymişler. O zaman bu çalışmanın sahiplerine şunu sormak gerekir. O hükümete yönelik girişimlerden de, yargı girişimlerinden de haberdar mıydınız? Başbakan'a kelepçe takmak isteyen insanlardan haberdar mıydınız? Telefon dinleyenlerden haberdar mıydınız ki böyle bir çalışma içine girdiniz? Bu çalışmayı biz yazdığımız için, Star Gazetesi yazdığı için Yusuf Siyacı Ömert burada, İdris Bal öfkelendi, bir basın toplantısı düzenleyip Star Gazetesi'ni yırttı. Bu şeyi de gerçekleştirdi, bu eylemi de gerçekleştirdi. Oysa farklı bir şey yazmamıştı Star Gazetesi. Yani bugün hazırlıklarını ilan ettiği siyasi şeyi yazmıştı, çalışmaları yazmıştı. Aynı İdris Bal çıkıp, ben çok nazik bir insanım, benim üstümü bilenler bilir, ben işte kaba değilimdir. Değil, kaba falan değilsin ama orada gazete yırttın sen kardeşim. Bir de kendin gibi düşünmeyen insanları yandaş medya, havuz medyası diye aşağıladın. Gazetede kendi resmi vardı, kendini yırttı. Aynı zamanda evet. Yani dolayısıyla ben bu işte Tuzluk Partisi diye adlandırılıyor. Bu Tuzluk Partisi ifadesinin müsebbibi de gene kendileridir. Bu Tuzluk Partisi'nin, tırnak içinde söylüyorum, bu benim şeyim değildir, tanımlamam değildir. Bu Tuzluk Partisi'nin memlekete inşallah hayırlı olur diye düşünüyorum. Siyasi şey, demokrasinin tuzu biber olur. Umudumuz. İyi olur tabii, güzel olur. Umudumuz bu. Şimdi Ahmet Kekeç iyi bilir. Çok uzattım ben yani, kusura bakmayın. Estağfurullah. Ahmet Kekeç iyi bilir. Zaten o arkadaş, sıramı da almıştım. O arkadaşlar vaktiyle şöyle diyorlardı. Bu daha 17 Aralık ve dershane meselesi olmadan, dershane meselesine giderken o süreçte AK Parti'nin aldığı oyun %10'u 15'i en az cemaatin oyudur. İşte 15 milyon kadar bir oyumuz vardır. Bu tür söylemleri vardı. Hasan Öztürk, cemaatin partisinin kurulup seçime giriyor olması, seçime de herhalde bir partiyle gireceklerdir zannediyorum. İşte Genç Parti ya da bir benzer partiyle teşkilatlanmasını sağlamış bir partiyle gireceklerdir. Risk değil midir? Biz şimdi, kaç kişiyiz? Şimdi asıl normalde bu konu benim için çok talim bir mesele. Yani Türkiye yangın yeri, dünya yangın yeriyken işte cemaatin İdris Bal, ki yani İdris Bal'ı herhalde çok iyi tanıyorsunuzdur. Serüvenine baktığımız zaman yani iyi tanıdığımız cevval bir adam. Bir isim. Bu mesele çok talim bir mesele kalıyor ama önemli olan şu.
Hani sorun da önemli çünkü. Cemaatin ya da camianın ne derseniz deyin. Ya paralel yapın. Paradigma değişiminin işaretidir bu. Yani yeni bir taktik hamle olarak karşımıza çıkıyor. Partileşiyorlar. Çünkü biz şunu biliyoruz. Var oldukları günden bugüne bu yapı hep değişik partilerde elemanları olan, yani işte siyasi aktörleri olan bir yapıyken ve her partiye nüfuz edebilme becerisi içerisindeyken bugün nedense şeffaf bir parti noktasına geliyor. Bu çok ciddi bir paradigma değişimidir. O zaman şunu düşünüyorum ben. İddialarının çoğundan vazgeçen bir yapıyla karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum. Çünkü onların iddiası mesela Said Nursi'nin siyasetin şerrinden evet, Allah'a sığınırım. Yani o büyük lafı o cümlesini söyleyip siyasetten hep uzak oldukları üzerine kuruluydu. Yine her partiye aynı mesafede olmak gibi bir söylemle devam ediyorlardı. Ve her dönem mesela yani son 30 Mart seçimlerinde CHP'ye desteklediler. Bir zamanlarda mesela 28 Şubat sürecinde de Ecevit tarafını tercih etmişlerdi. Dolayısıyla hep kazanacak olana oynuyorlardı ve orayı destekliyorlardı. Şimdi bu paradigma değişimiyle birlikte ilk defa biz kaç kişiyiz meselesine girecekler. Oysa girdikleri, yani biz kaç kişiyiz diyerek başladıkları her seçimde kaybettiler. Yani çok yakın zamandan bahsediyoruz. 30 Mart yerel seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öyle bir mücadele ettiler ki hem siyasetin tüm aktörlerini kullandılar, hem gayri nizami harp tekniklerinin hepsini kullandılar, hem psikolojik harp tekniklerinin hepsini kullandılar, hem medya savaşlarının hepsini kullandılar. Ama gelinen noktada siyaseten girdikleri ve halktan oy istedikleri hiçbir ortamda da oy alamadıklarını, yani tabansız ve halk nezdinde bir karşılıkların olmadıklarını gördükleri halde bugün İdris Bahal üzerinden siyasi parti kuruyorlar. Şunu söylemem lazım. Meclis çatısı altında ya da meşru zeminde siyaset yapma cesaretini gösterdikleri için tebrik etmek gerekiyor. Desteklenmesi gerekiyor. Yani parti kurulma meselesini desteklenmesi gerekiyor. Çünkü biz açık şunu olsunlar yani. Açıklıktan zarar gelmesin. O şeffaflık meselesi, dedim ya, paradigma değişimi. Ama ben paradigma değiştirme, ya onu çok iyimser bir yorum olduğunu düşünüyorum. Ya senin iyi niyetine yoruyorum ben onu. Ama ben onların sürdürülebilir bir şey olmadığını, bugüne kadar ki mücadele tekniklerinin sürdürülebilir olmadığını, yani o yenilgiyi kabul ettikleri anlamda da söylüyorum bunu. Çok iyimser düşünüyorsunuz. Bak, son cümle olarak bitiriyorum. Son cümle olarak bitiriyorum. Son cümlemi söyleyeyim. Biz bu memlekette Türkiye'yi bölmek istiyorum diyenin de siyaset yapabilmesi tabii gerektiğini savunan insanlarız. Veya en azından ben savunuyorum. Buradakileri savunuyor. Yine meclis çatısı altında her şeyi söylemenin, kürsü hürriyetini savunan insanlar olarak böyle bir siyasi partinin olması Türkiye'nin kazancıdır. Fakat şu var, geldiğimiz noktada ne derseniz paralel yapı cemaat ne derseniz deyin, geldikleri noktada ben yine onu söylüyorum. Bir paradigma değişimi var. Daha doğrusu bütün iddialarından vazgeçip yeniden bir şeye soyunuyorlar. İdris Bal dediğim gibi bildik bir adam. O esir, hadi hayırlısı. Peki. Şimdi. Ama tali bir mesele bu ya. Yani ben çok da üzerine durulacak bir mesele olarak görmüyorum. Şimdi bu dediğin doğru. Mesela şöyle yorumlar görüyorum, gülüyorum. Korkuyorsunuz değil mi? İşte. Çok korktuk. Çok, yani bu nedir yani? Çok korktuk. Allah aşkına Sakarya'da şu Sakarya meydanını konuştunuz, belediye başkanı ne de konuştuk o konu. Yani o meydanda 27 Aralık günü burada meydanda şu anki Cumhurbaşkanımız, o zaman başbakan
altını üstüne getirmiştiniz. Memleketin altını üstüne getirmiştiniz. Geldi burada dedi ki ey Sakaryalılar, kendimi size emanet ediyorum dedi. Gördünüz boyunuzun ölçüsü aldınız. Hadi çok korkuyor işte. Evet. Milletten ya, siz korkun. Orada şu önemli. Mesela Ordu'da İdris Naim Şahin, Ertuğrul Günay. Ne oldu ya? Ne oldu? Ertuğrul Günay gitsin Noel Baba'ya hesabını versin önce. Demre'de yaptığı halkların hesabını versin. Peki. Şimdi Yusuf Ziya Cömert'e soruyu soracağım ama cevabını dönüşte alacağım. Onun da söylemek istedikleri var ama bu bence göz önünde bulundurulmalı. Şimdi Türkiye'de bazı yapılar, bazı şirketler, bazı medya grupları bir şey öncesinde siyasi parti kurarlar. Gelen bir şey, geleceğini sezdikleri bir şey öncesinde siyasi parti kurarlar. Hatırlayın, Cem Uzan'ın bir siyasi parti... İşte tam onu kastediyorum ya. Helal olsun. Yani paradigma değişimin karşılığı o. Eyvallah. Adam öbür tarafta bitti. Diyorlar ki Cem Uzan'a aile toplanıyor. Babaları da başlarında Kemal Uzan mıydı? Toplanıyor. Diyorlar ki ya biz parti kurduk. Cem sen bu işi yapabilirsin. Sen bu işi kıvırdın. Kurtuluşumuz burada. Yoksa başka bir şansımız kalmadı. Ya bu ailenin aldığı karar sonunda kurduk. Yani şimdi geldikleri noktada bu. Sen çok yaşa. Eyvallah. Yani benim o paradigma sözümün açılımı bu işte. Eyvallah. Şimdi ne oldu? İşte gelen bir şeyi fark eder etmez siyasete atıldılar. Ki ondan sonra kendilerine yönelecek her şeyi işte bizden korktular, bizden çekindiler, işte iktidara geliyoruz vesaire demek için. Ya da ekmek arası döner dağıtıp. Şimdi orada şu oldu. Bir anda Türkiye'nin gündemine geldiler parayla. Bütün kanallarda reklamlarını yayınlattılar. Bütün kanallara kendi mitiklerini canlı yayınlattılar. Çünkü kesenin ağzını açtılar. Bir ölüm kalım tırnak içerisinde mücadelesiydi. Ve şunu oluşturmaya çalıştılar. Kendilerine gelebilecek her şeyi bu anlamda siyaset parti üzerinden göstereceklerdi. Hatta hatırlayın ne kadar benzerlik gösteriyor. İşte Erdoğan'a seçim meydanlarında çok galiz küfürler, işte Allahsız vesaire falan demişti değil mi? O tarz ifadeler kullanmıştı. Ne kadar bugünlerde şey geliyor bize, tanıdık tabii geliyor. Biri süper kafir diyor, öbürü bilmem ne diyor falan bunlar. Bunun üzerinden değerlendirmeni isteyeceğim. Mol olduğu için soruyu böyle biraz yaydım, kesilmesin. Ben sabırlıyım. Efendim sabırlıyım. Molun ardından buradayız.